Select Yıldız from Shippers diyoruz. Tüm tabloyu listeleyelim. Şimdi buradaki telefon numarasındaki alan koduyla telefon numarasını birbirinden ayrı listelemek istiyoruz. Ben alan kodunun kaç haneli olduğunu tanımlayacağım. Declare at alan kodu uzunluğu alan kodu len int tipinde olsun. Uzunlukta default olarak 5 gelsin. Shippers'ın takma adı S olsun. S. S nokta company name virgül S nokta font. Şu anda alan kodlarını ayrı yazmak için hazırlığımızı yapmış olduk. Substring ile parça alacağız. Telefon numarasının olduğu bölümden substring fonksiyonunu kullanarak karakter alacağız. Substring sfon alanından birinci karakterden başlayarak alan kodu len uzunluğu kadar veri al. Dedik ve kapattık. Bakalım ne çıktı? Görelim. Evet, 503'ü almış olduk. Bunun adı da, bu alanın adı alan kodu olsun. Alan kodumuzu ayrı almış olduk. Devam ediyoruz. Yine substring ile telefon numarasının kalan kısmını alacağız. Substring sfon alan kodundan bir fazla karakter alarak parça almaya başlayacağız. Çünkü ilk 5 karakteri almıştık. Şu anda 6. karakterden başlamış olacağız. Kaç karakter alacağız? 11 karakter alacağız. 11 yazalım. Telefon no olsun bu sütunun adı da. From'u da seçmemiz lazım. Gördüğünüz üzere telefon numarasının kalan kısmı da alınmış oldu. Ancak telefon numarasının kalan kısmının kaç karakter olduğunu böyle ezbere bilmemize gerek yok. Bunu programın hesaplamasını şöyle sağlarız. Uzunluk fonksiyonunu kullanırız. Sfon s.fon bunun uzunluğunu alırız. Yani telefon numarasının uzunluğunu alırız. Alan kodunun uzunluğunu bundan çıkardığımızda telefon numarasının gerçek uzunluğunu program bize kendisi bulmuş olur. From ifadesini de seçmemiz gerekiyor. Sorguyu çalıştırdığımızda telefon numarası alan kodu ayrı, telefon numarası ayrı olarak listelenmiş oldu. Substring fonksiyonunu kullandık. Len fonksiyonunu kullandık. Kaç karakter alacağımızı da program kendisi belirledi. Telefon numarasının uzunluğundan alan kodunun uzunluğunu çıkardık. Böylece geriye kalan karakter kaç karakterse o kadar karakter otomatik alınmış oldu.